Arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ahanda bu arkamda görmüş olduğunuz mutfakta tam 3 tane bayıldığımız lezzetlerden yapacağım arkadaşlar. Normalde her gün yediğimiz, ki yememeniz gerekiyor eğer her gün yiyorsanız, mükemmel abur cuburları ahanda birazdan bu ellerle ve tabii birkaç makine var, birkaç makinenin yardımıyla yapacağım arkadaşlar. Bu 3 şey bugün dondurma, pamuk şeker ve patlamış mısır. Patlamış mısır birazcık basit gelmiş olabilir kulağa dondurma ve pamuk şekerden sonra, ama onun için de havalı bir makinem var, o yüzden yapıyorum yani. Yoksa kolay. Patlamış mısırın bir özelliği yok. Ama arkadaşlar, dondurma ve pamuk şeker yapacağım. Peki nasıl mı? İşte bu karşınızda gördüğünüz 19.99 Euro'luk top ile. Aşağıdaki telefon numarasını arayarak 2 tane fiyatına 3 tane sipariş verebilirsiniz. Yanında Billurtu hediye. Billurt taşı değil mi? Ne? Tamam arkadaşlar, daha fazla zırvalamayalım ve artık dondurma yapımına başlayalım. İlk önce dondurmadan başlayacağım, sonra pamuk şeker yapacağım, sonra ise en sonunda patlamış mısır yapacağım. Çünkü diğerlerine göre daha kolay, dondurma yapmak en zor arkadaşlar. Bu gördüğünüz, işte arkadaşlar bu gördüğünüz topla, bu topu tekmeleyerek, bu topla oynayarak ahanda bu şekilde şu an yaptığım gibi ya da aşağıda yerde tekmeleyerek arkadaşlar bu topu tekmeleyerek dondurma yapacağız. Ahanda gördüğünüz şu topun içine süt ve şeker ekleyeceğiz arkadaşlar. Ne kadar oldukları konusunda hiçbir fikrim yok. O yüzden göz kararı, yarısını yere, yarısını şeye, süte, ay topa. Evet arkadaşlar, bir sonraki malzememiz şeker. Şöyle sağlam bir miktar şeker de döktüm. Onun içinde her ne kadar koyacağımın hakkında hiçbir fikrim yok. Sanırsam kitapçığında yazıyordu ama okumaya gerek yok. Çok önemli olduğunu düşünmüyorum. Buradaki süt yetti mi peki? Bir de aroma lazım ama bende aroma yok. Bir daha boyası koyayım mı? Hani en azından aroması yoksa rengi olsun. Lan daha boyayı açmadan elim boyandı. Minnacık bir şey bile bunu kıpkırmızı yapmaya yetecektir. İlk defa toz gıda boyası görüyorum. İnşallah ölmem. Ah! Katil oldum. Minik minik espriler. İçi şu an bu şekilde. Karışsaydı daha güzel gözükürdü ama kırmızı olacak mı acaba, bakalım. Tamamdır. Bir taraf bitti. Şimdi sırada diğer taraflar. Buraya da buz ve tuz koyacağız arkadaşlar. Ay. Tamamdır. Buzlarımızı da eklediğimize göre artık son malzememiz olan taş tuzunu ekliyoruz. Öyle demek istemedim. Acaba doğru tuz mu? Ve arkadaşlar şu anda topumuz hazır. Malzemeler içinde tuz, su, buz, bilmem ne, süt, müt, her şey bunun içinde şu anda mevcut. Dondurma yapmak için her şey içinde. Şimdi ise tek yapmamız gereken bu topu tam 20 dakika boyunca. Yuvarlamak, tekmelemek, karıştırmak. Arkadaşlar, bunu daha eğlenceli bir hale getirebilir. Aklıma bir fikir geldi. Gelin. Arkadaşlar, hem topumu yuvarlayıp dondurmamı yapabilirim. Hem de aynı anda uzun oynayabilirim dedim. Nasıl fikir? Çok iyi fikir olmayabilir, kabul edebilirim. O zaman arkadaşlar, hem oyun oynayalım hem de dondurma yapalım. Bakalım yapabilecek miyiz derken direkt bir kere aldım bile. Bu kadar çok gönlü çalışmıyor. Bir yandan konuşmaya çalışıyorum. Bir yandan dondurma yapıp bir yandan da adam öldürmek çok da kolay olmuyor derken nereden vuruldum ben? Ha, bomba gitti. Haydi. Buranın tepesinde adam var, kesin var. Bak kesin tepe. Bekle senin var ya. Lan bir tek o yok ki. İçerisi basılmış. Bizim taraf basılmış, giremiyorum ben. Arkadaşlar yardımcı olun arkadaşlar. Bir yandan dondurma yapmaya çalışıyorum. Anlayış gösterin lütfen. Yardımcı olun. Gel yukarı gel, bana sıkma, yukarı gel. Bak şurada bak. Ne oldu? Ne oldu? Tamam sakin. Ne oldu? Tomigan yakından efsane bir silah ya. Aha bak. Ne oluyor lan size? Siz kim lan buraya geldiniz yine? Abi yakından yok böyle bir şey ya. Yakından gerçekten yok böyle bir şey ya. Derken vuramadım. Gelin lan buraya. Ağzınıza tükürürüm böyle size. Oğlum mükemmel ya. Ya vallahi mükemmel. Tam Çanakkale'de işte bununla oynanır işte yani. Zıpla zıpla vur. Bekleyin pusucuk dedim. Aa geldi. Dur.
uçtu. Kasap bebeğim. Ben vurdum. Kilimi çalmayın. Allah 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 Allah. Allah 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 Allah. Allah Allah. Kasap be. 4 kişi vurdu bulan olsun herhalde. Neyse arkadaşlar tamamdır. Bu kadar yeterli. Dondurmam olmak üzere. Zula'nın indirme linklerini aşağıda bulabilirsiniz. Açıklama kısmında. Oradan kayıt olup Zula'yı indirebilirsiniz. Biliyorsunuz ki bedava bir oyun arkadaşlar. Şimdi dondurmaya bakalım olmuş mu? Arkadaşlar çok merak ediyorum olmuş mu diye. İnanılmaz merak ediyorum. Birazcık bakacağım. Bir bakış atacağım arkadaşlar. Çok merak ediyorum gerçekten. Açıldı. Açıldı. Birazcık fazla sıkmışım sadece. Kik. Ha siktir. Arkadaşlar gereğinden fazla bile donmuş yani. Şuna bakın. Gerçekten dondurma yaptım. Arkadaşlar topu tekmeleyerek dondurma yaptık. Şuna bakar mısınız? Bildiğiniz dondurma. Tadına bakmaya korkuyorum ama o kadar çok gıda boyası koydum ki içine yemin ediyorum tadına bakmaya korkuyorum. Hazır mısınız? Bak. Şöyle. Şu an tek bir şey söylemek istiyorum. Kafamı s*** ya. Gıda boyasını koymasam şu anda şunu öyle bir yerdim ki. Ben var ya kafama sokayım ya. Oğlum şuna bakın kaşık kaşık dondurma var lan içinde. Yaklaşık bir bardak süt ve birazcık şekerle bir kutu dondurma yaptım arkadaşlar. Hem de kırmızı renkte. İmkansızı başarmış oldum birazcık ha. Arkadaşlar şuna bakın. Şuna bakın. İçi dondurma kaynıyordu bunun. İçi bakın ya bildiğiniz. Ulan bildiğiniz dondurma lan şuna bakın. Tamamdır. Dondurmayı başarıyla tamamladık. Şimdi sırada pamuk şeker ve patlamış mısır var. Birazdan bu makinenin içinde pamuk şeker yapacağım. Öncelikle makinenin ısınması gerekiyor. Dondurma konusunda bunda birazcık daha tecrübeliyim. Çünkü okudum. Çünkü tabii ki pamuk şeker nasıl yapılıyor bilmiyordum. O yüzden okumak zorundaydım. Makinenin bir ısınması gerekiyor arkadaşlar. Tahmini olarak bir 2-3 dakika. Buradan bakayım zaten. Okey. Biraz korkunç sesler çıkarmaya başladı ve içi kırmızı olmaya başladı. Korkuyorum. Ben bunu kamera arkasından izleyeceğim. Arkadaşlar ufak bir soru. Sizce buranın yanık kokması normal mi? Şu an burası biraz yanık kokuyor da. Acaba normal mi hani sizce? Ne dersiniz? Evet arkadaşlar sanırsam ısınmıştır artık. Kapatacağım. Korkarak birazcık. Evet arkadaşlar şu anda kapattım. Makinem sıcak şu anda. İçine bir ölçek toz şeker atıyoruz. Tek yapmamız gereken bu. Bunu tam şöyle içine atacaktım eğer yanlış hatırlamıyorsam. Ben basıp kaçacağım. Oha! Tozlarını yanına aldı böyle. Yandan karıştırıyor bakın. Bakın arkadaşlar şu anda bu şekilde gözüküyor. Olmaya başlayınca herhalde çubukla sarmaya başlayacağız. Bakalım. Pamuk şeker şeyleri oluşmaya başladı. Arkadaşlar bakın buranın etrafında pamuk şeker oluşmaya başladı hafiften. En azından şu kadar yapsam bile kârdır lan. Bakın pamuk şeker. Bu bile bir şeydir yani bence. Evet. Arkadaşlar elimden geleni yaptım. Bu kadar oldu. Yani şimdi aslında şu çok gözükmüyor olabilir. Ama niye biliyor musunuz? Hani pamuk şeker birbirine geçer ya böyle. Hani pamuk şeker bak mesela bu şu anda. Bu tat çok güzel. Arkadaşlar çok ufak gözüküyor olabilir tabii ki pamuk şeker. Ama sebebi hani şöyle top pamuk şeker toplayıp yumruk yapmışsın gibi oldu birazcık. Çünkü orada birbirine çok yapıştılar. Yapamadım yani. Çok güzel. Patlamış mısır yapmak arkadaşlar en kolayı. Şu bir ölçek mısırı ahanda şuradan aşağı döküyoruz. Bunu kapatıyoruz ve makinenin çalışma tuşu falan olması lazım. Vallahi güzel. 10 numara yani. Daha ne olsun? Tabii en başta kaftı koymadığım için birazcık tezgah döküldü ama
Tadı güzel. Tuz yok. Çünkü tuz koymadım. Çok da gerek yok yani. Tadı gayet güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da burada sonuna gelelim. Umarım beğenmişsinizdir, umarım eğlenmişsinizdir. Bugün karşınızda mutfağa girip bu şekilde bir şeyler yapmayı denedim. Bence gayet güzel oldu. İlk dondurmada eğer gıda boyasını atmasaydım 10 numara olurdu. Yine güzeldi gerçi ama gıda boyası birazcık fazla kaçmış tabii. Birazcık zehirliye kaçmış yani duruma. Pamuk şeker içlerindeki en güzel olanıydı ama. Pamuk şeker mükemmel olmuştu. Patlamış mısır da güzeldi. Onu da gerçi pek bir şey yapmadım. O basit makine yaptı onu da. Yani böyle arkadaşlar, güzeldi. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Aşağıdan sosyal medya hesaplarımı bulabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Eğer daha fazla benim böyle mutfakta bir şeyler yapmam...